Bakıyorum ya takımını iki ayda tanıyamadı, takımı ne oynar, nasıl üretir? Ya bir kere bu oyuncularla oynuyorsan bir organize bir şekilde pres yapman gerekir. Galatasaray seyircisinin ya da enerjiyle bir pres yapıyor farkında mısın? Hele ikinci yarı 2-3 iki, pasla Rize Spor dağıttı onları. Hiçbir organize pres yok, hücum yok. İşte dediğim gibi seyircinin yarattığı müthiş atmosfer. Seyircinin atmosferi yarat, yarat, yarattı. yarattı oyuncuları itti. Rize Spor'u baskı etti. Öyle maçı kazanmasını bilder. De, e, oyuncu değişiklikleri açısından bir de değerlendirelim. Yani e, Babel girdi. Gomez girdi. E, o değişiklikleri de bir Mesela, alabilir miyiz Koray? Ya bu, Muhammed çıktı bu sefer. Bak, muha Muhammed kalması gerek. Mesela Omar, Emre çıktı. Omar'ı bir kere e, saygı duyuyorum. Bu kadar olaydan sonra çıkıp sağda oynaması büyük olay. Yani o futbolculuğu kötü ama ben ona eleştirmiyorum. Ama hazır değilse ya ben boya çok iyidir demiyorum. Al buradan işlemiyor burası. Fegulya al. Sen top getirirsin 4-5 tane pozisyon koşmaz Mustafa Muhammed'i dediğin gibi çıkartırsın. Sen Mustafa Muhammed'e servis yapıyor musun? Hiç yapmıyorsun. Peki Mustafa Muhammed performans oyuncusu mu? Ya yani top geldiğinde tıklayacak Tek Aynen olan bir oyuncu. Peki top ceza sahası içine geliyor mu? Gelmiyor. Peki getirmiyorsa kimi diyeceksin ki ya sağ koridor işlemiyor. Doğru mu Ender? Buraya Hı? bir hamle yapayım. Orta sahadan bir oyuncuyu eksitleyeyim. Çıkıl daha daha ofansif gelsin buraya oynasın. İki santroforlu bir oyun tercih edeyim. Yani birçok daha sağ içinde varyasyonu, kurguyu Dominic Torrent denemesi gerekir. Hep söylüyorum ya yine bak tekrara düşmek için değil de bu değişikliğe. Her zaman söylüyorum simülasyon antrenörü olmak gerekir. Simülasyon maçı bu bench'te mi Ender bu oyuncularla beraber orada kafanda yaşayacaksın. Simülasyon. Ya bu biz şimdi Rize olmadı. 4-4-2 Gomis sağ olmadı. Kafan devamlı dönecek Ender. Devamlı simülasyonda diyeceksin ki buraya hamle buraya hamle. Bunu yapması gerek Dominik Torrent'in. Yani buradan ne baskıyı doğru yapıyorsun ne ucumu doğru yapıyorsun. Oyuncu tercihlerin yanlış. Oyuncu değişiklerin yanlış. Bunun sonucunda Galatasaray takımı 3 puanı almasında en formda birim neresi? Az önce söylediğim gibi tribünler. Tribünlerin formu kazandırdı bir. Bir de şunu söyleyeyim. Yani e, Getson'la ilgili, Fernandes'le ilgili. Galatasaray orta sahasını tek başına 3'e 1 Fernandes esir aldı. Çıkıldağ, e, Berkan Antalya. 3'ü bir tane tek bacağı, kusura bakmasınlar, Fernandes etmedi. Tek başına orta sahasını Galatasaray takımının esir aldı. Sen... Eğer gidip Erik Pulgar'ı belli Dominik Torrent istemiş oynatmıyor. oynatmıyor. Sen yönetim Bu, olarak yesen, sen sen yönetim olarak ne oluyorsun? 3 maçta oynadı. S sen gelmek isteyen hani biz istemedik falan diyorsun ya. Başkanın açıklaması vardı Ender hatırlıyor musun? Fernandes'i biz istemedik dedi. Yani biz isteseydik alırdık. Sen Fernandes gibi iki yönlü oynayan bir oyuncuyu Galatasaray orta sahasındaki şu elindeki bütün çeşitlemeye bakıyorum. Bak. Morussan'da dahil olmak üzere, yeri geldiğinde Fegule'de olmak üzere Galatasaray orta sahasında şu anda 6-7 tane oyuncu varsa bir tanesi Fernandes etmez. Fernandes hepsine de bedel bugün gördük. 3'e 1 tek başına orta sahayı tuttu. Rizespor'un maçın içinde kalmasını sağlayan tabii öbür oyuncuların da emeğini emeğine saygı Sağ olun, göstermek gerekir. En, en iyisi, tek başına Fernandes'tir. Evet. Eee Yani abi 4-2'lik bir galibiyet var ama konuşulacak çok şey var. Konuşulacak çok şey var. Başkan Burak Elmas'ın özellikle Ahmet Bulut'la yaşadığı gerilimden sonra Fernandes'i almamasının ne kadar ağır bir bedel olduğunu bugün Galatasaray takımı gördü. Bak ben söylüyorum. Başkanın bu tür kavgalara ve egolara girmemesi gerekir. Bir, hoca bugün bunları anlattı. Benim yazımdakileri ben söylüyorum sonuna yetiştim. Şöyle söyledim. Gerson Fernandes'i almadı diye pişmanlık duyuyordur herhalde Başkan Burak Vallahi Elmasını. herkes duyar. Bu, bu Burak Elma şey bu Fernandes Galatasaray'da çok şeyi toparlar. Birileri de bana mesaj atmış Fernandes'i istemediniz diye. Siz hakikaten e, ya da kafayı yemişsiniz yani kusura bakmayın da ben geldiğinden beri sezon başındaki Ferguson Fernandes 10 kuru diyen bir adamım. Bunlar hep bahsetmiş bir adam. Şampiyonlukta geçen sene de Galatasaray'ın şampiyonluk yarışçısının olmasındaki katkısı olan buydu. Almamışlar. Ayrı bir konu. Başkan dedi ya işte bize şu kadar para verdi, bu kadar verdi, vermediler. Bu bir. İkincisi şunu söylüyorum. Hoca da değildi. Galatasaray tribünü 35 bin kişi gelmeseydi Galatasaray Rize'yi yenemezdi. Ben sezon başından beri söylüyorum. Herkes aynı şeyi söylüyor. Bu ikiliyle Berkan'la Taylan'la sabaha kadar abdest almaz Galatasaray takımıya. Almaz bak net söylüyorum. Almaz. Yani Torrent'in e, bu kadar süre uzun süre dayanması. Maç ne zaman koptu? Gomis girdi, Babel girdi, Feguli girdi. Tecrübe de lazım. Yani sen sadece kenarda elin cebinde elini böyle tutarak, volta atarak hocalık olmaz. Oyuna müdahale yok. Taktiksel anlamda yok. Kenarda yok. Oyunun Nezül'e diyor ki e, şey Domenek yediği ikinci golde var ya bakalım şey yapalım diyor vara gidelim diyor eliyle işaret ediyor. Sen bir aynaya bak bakalım sor ya. aynaya konuşan aynalar var yani. hani ayna ayna ben hocalıktan anlıyor muyum diye bir sor bakalım ayna sana ne cevap verecek. Hiçbir şey bilmiyorsun diyecek çok net söylüyorum. Galatasaray bugün sadece oyuncuların bireysel istekleri inisiyatif, inisiyatif almalarıyla bu maçı kazandı. İnisiyatif, Ta, ya. inisiyatif almalarıyla kazandı. Şunu söylüyorum bir tane hocalık vasfı yok oyunda. Söyledikleri sahada uygulananlar arasında dünya kadar fark var. Bugün o oyuncuların iyi oynaması konusunda Galatasaray taraftarı 90 dakika hiç susmadı. Geri iki defa düştü, oyunu bırakmadı. Rakip top, top rakibe geçti, ıssıkladılar. Gomis girdi ne kadar etkili oldu gördü. Bütün defansı Allah aşkına gibi attı. Ya Allah seversen. 90 artı bu takıntı 8'de nedir ya? Attığı depara baksana bu, Gomis e. bu takıntı nedir? Ben soruyorum yani. Ya Işıtan Güne de soruyorum. Bunu mu getirdin Allah aşkına Galatasaray'a ya? Hiç mi üzülmüyorsunuz? Hiç mi bundan utanmıyorsunuz ya bu hocadan? Galatasaray'ın oyun anlamında hiçbir şeyi yok. Yani her Galatasaraylı şu maçı 4-2 olması yüreği ağzında izliyor. Üçüncü gol yiyecek biz o pozisyonlar var. Bu kadar kötü orta saha olur mu ya? Bu mu ürününüz sizin ya? Bu mu ürününüz? Biz kötü dedikçe Torrent dalga geçiyor ya. Yine Berkan da Taylan'la oynuyor. Niye aldınız Pulgar'ı o zaman ya? Soruyorum. Ya. Neden aldınız yani? Oynat istememiş diye duydum. On, Bak, bir daha söylüyorum. 10 dakika, 10 dakika, ha. 60 dakika. Yani bu adamın da. bir 90 dakika maçı yok. Ya niye müdahale ediyorsun sen? Sen neyin hocasısın ya? Sen neyin hocası? Antrenman yaptıran sadece iyi bir çalıştırıcı olabilirsin tamam. Ama taktik yönün sıfır ya. Oyuna müdahalen sıfır. Oyuncu çağırıp konuşmuyorsun bile bir şeyler bile söylemiyorsun. Oyuncular sadece dikkat ediyor musun daha sonra? Birbirlerine yanışıyorlar. Birbirlerine taktik veriyorlar. Şöyle yapalım böyle yapalım diye. Ben maçı dikkatli izledim. Hocayla hiç kimsenin bağlantısı yok kenarda ya. Bülent Korkmaz'ı gördün değil mi maç kenarında? Devamlı konuştu. Devamlı oyuncularıyla, devamlı hareket halinde. Orada basın, gelin, şunu yapın diye. Ben torrentten bir şey görmedim ki. Yazık. Mesela Bülent Korkmaz da mesela istenmeyen oyunculardan bir tanesiydi. O da yani bu maça Rize'nin başına çıkması büyük cesaret. Çünkü bu bugün seyircinin önüne. Ama sadece Galatasaray bugün tecrübeli oyuncuların oyunu aldıktan sonra kazandı. Mücadele anlamında kopmayan oyuncular vardı ama bize daha bu kadar oyunda kalır mı hocam ya? Bu kadar top kaybıyla oynayan, verimsiz şut atamayan, konuştuk pas veremeyen, orta yapmayan bir, hepsini bir, takım. hepsini onları Onları yetişemedi evet, evet yani bunlarla ilgili böyle bir oyuncu kalır mı o sahada ya? Ben mi yani ben teknik direktör değilim. Ama yıllardan beri Dünya Kupalarını seyretmiş insanım. 82 Dünya Kupası'ndan bu yana. Gidip yerinde seyretmişim. Avrupa Futbol Şampiyonları Ya bir taktiksel öğrendiğimiz, kendimize de hocalarımızın bize anlattığı bir şey vardı futbolun. Bunlar pozisyon almasını bilmiyor Taylan'la şey. Bakmadan kafayla vuruyor ya. Rakibe gidiyor top Taylan. Kafayla vuruyor. Berkan öndeki topu kaçırıyor. Bir tane doğru hareketi var. O da Arnold'un önüne bir top indirdi. O da yani ne olacak diye. Arnold geldi mükemmel vurdu. Yani gecenin yıldızı Hollandalı. Hiç tartışmasız. Van Arnold çok iyi oynadı. Doğrusu bir tek oydu yani Ömer Bayram'dan vazgeçip. O da bize yaptığımız sosyal medyada bizim de yaptığımız kampanyalar yeni tuttu. Ömer Bayram sol bek değil. Şöyle hocam burada. Orta sahada gelmiş. yani teknik direktör değilim. Söyle Ömer Bayram Galatasaray'ın oyuncusu bile değil. Erman abi belli defa söyledi bunu. Ya bazı oyuncular Galatasaray takımında oynayamaz kusura bakmayın ya. Galatasaray bu kadar küçültülemez oyuncu bazında yani. Bu Galatasaray takımı bugün Rize karşısında bu kadar seyircisiyle beraber yine de yıprandı. Bir tane Gerson Fernandes var ya. Orta sahada çalım attı, adamlara bir daha attı ya. Attığı çalımdan bir daha attı ya. Böyle bir bayağı da faul de Bunu mu almadı? Yani bu şimdi kavga mı oluyor? Ahmet Bulut'la tartışıyorsunuz. Telefonlarına çıkmıyorsunuz, görüşmüyorsunuz ve almıyorsunuz bunu. E almayın. Aldığınız oyuncular ortada işte. iki tane Romen'e verdiniz. Biri e, Göya hocanın söylediğine göre performansını beğenmediği kadroda bile yok e, Morutsan. Çişildağ'a da bu. 10 on milyon onun yerine verip 10 milyonu Gerson alsaydınız iki kişinin yerini tutar. Üstelik orada ekstra işler de yapardı. Yani. Erman ee, Hocam bir kere bizim mesai çok bugün belli oldu. <laughs> Galatasaray maçlarında böyle oluyor. 28 <laughs> maç, 16'sı ilk 11, 3 gol, 5 asist. <laughs> Levent abi Moriçsan yerinde yerler esiyor. Geçen hafta senin söylediğin için sağlaması oldu sanki. Ee, şimdi Erman Hoca'ya döneceğim ama arkadaşlar bunu verince ben tam konuyu başka bir konudan girecektim. Bu şu kalsın, bunu soracağım. Önce bir maçı konuşalım, ondan sonra detaylara gireriz Tolga'cığım. Ee, <laughs> hocam. Şimdi sen fazla mesai falan değil dedin de ee, işte maçın yazısını yazdırdım. Beni bir liste aramış. Bakamadım kusura bakmasın yayına girdim. İsmini vermeyeceğim şimdi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Allah rahmet eylesin Doğan Koloğlu. Evet. Kulakları çındasın Hıncal. Yıllarca hep bir şey söylediler. Yıldız futbolcuları koruyun. Dediler. Ben de kendilerine dedim ki Haklısınız. Yıldız futbolcu ama hangi yıldız futbolcu? Mesela isim olarak yıldız futbolcu var sahaya çıkaran. Ben onu korumaya mecbur değilim. Ama o gün sahada bir oyuncudur, yıldızdır o gün sahada oyuncu. Onu koruyacağım ben. Bakın bu farklı bir olay. Yani kamuoyunda hatta ben şunu da ya yapmayın bunu ya yıldız futbolcu ismi Falko'ya yıldız. Ben Falko'yu korumaya mecbur değilim. O gün maçta yıldız kimse tamam. Onu korumaya mecburum. Ya kardeşim bugün Fernandes diye bir adam var. Ya kardeşim adama yapılanlardan hakem olarak utanın. Pozisyonları birazdan izleyeceğiz. Önemli değil yani penaltıydı golde ona bakmıyorum. Ama ya adam gelmiş. Adamın top ayağına geldiği zaman ben onun top oynamasını istiyorum. İyi de oynuyor. Ya aptal aptal kararlarla her pozisyonda Galatasaraylı oyuncular adamı indirdiler. Ve sen bu adamı 90 dakika herhalde adamın ayaklarında 5-6 yerde siyahlık falan vardır. Utanın ya hakem olarak. Penaltı penaltıyı bırakıyorum. Onlar ayrı bir olay. Sen işte bugünkü yıldızı Fernandes'i koruyacaktın kardeşim ya. Sen top oynatırmadın. Ben şeye bakarken kameraya ulan top Fernandes'e gelse de oynasa diyorum ya. Çünkü diğerlerinde bir halt yok. Adam farklı oynuyor. Ya bırak onu. Onu koru ya. Onu koru bugün. Adama her pozisyonda vurdular ya. Sen de. Hani affedersin dersin ya trene bakar gibi baktın ya. Destekleyici çok kısa hocam devam et bir şey söyleyeceğim Getson'la ilgili. Galatasaray 19 tane foul yapmış bugün hocam. 12 tanesi <laughs> dediğin gibi Getson'a yapmışlar Fernandes'e. 19'un 12, 12'sini hocam. Ya. Bak ben, bu veri üzerine daha rahat Ben konuş. televizyon seyircisiyim ben maç izliyorum. Ya adamın top ayağına gelince o iyi oynuyor. Bugünün yıldızı oynat onu lan hakem. Onu oynat. Her pozisyonda indirdiler. Her bu adamın ayağı herhalde Bakla tarlası gibi olmuştur yani derbeden. Utanın ya. Bak pozisyonlar pozisyonlar doğrusundur. Onlardan bahsetmiyorum ya. Çünkü oyun bilginiz yok. Onu koru bugün. Koruyamadın. Sen maçın namusudur o. Onu korumak. Bugün maçın namusunu koruyamadın be hakem. Başka taraflardan bahsedecekler. Ya penaltılar doğruydu o. Bana hikaye anlatmayın. La dam masallar. Sen bana top oynar. Top oynayan adamı sahada tut. Çünkü adam tehlikeli. Galatasaraylılar uyanık. Bir, iki, dağıt indir. Bir, iki, dağıt indir. Ayıptır lan. Bas sarıyı, bas sarıyı, bas kırmızıyı. Ama nerede öyle hakem? Topu anlarsan. Size vermişler bekçi düdüğü gibi bir düdük üfleyin. Tamam. Dar, dar, dar. Maçın yorumunu yap, yorumunu. Penaltı, penaltı hikaye. Şimdi onlara kuracağız. Onları konuşacağız. Esas işin, futbolun aklı bu. Sen bu oyuncuyu oynatamazsan sizin yaptığınız için içi de hani tüküreyim demiyorum da ayıp ya futbol seyredelim. Sen beni bugün adamdan mahrum ettin be Hakem be. Bilmiyorum. Doğru. Bacaklar çürük içindedir. Çürük içindedir. Bakın mi? adama mi? 12 fol ne demek Sen hocam? Sen bugün adamı mahrum ettin bizi seyirden ya. Ne o hakemlik yaptın? Dıt 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 dıt. Buradan atma oradan at. Lan. Yürüyün gidin be. Yürüyün gidin lan. Bir de Getson şunu söyleyeyim. Bir de Az önce söylediğim gibi daha sen yaptı 19'un 12 folio ona. Ona bakmadım abi. Yes hocam. son. Bak, biliyorum. Bunu bilmiyordum bak. Yani çok Senin doğru yerden girdin. Bilmiyordum. Bir, bak ciddi söylüyorum bir, ama pes abi ya. Bir de bir de hocam o, Bir iki lafını. Tamam bu bu. İki. Kardeşim tribünden atılanlar ne ya? Nerede bizde var mı o plastikler? Plastiği dolu. Avrupa'da filan o plastiği boş verirler. Ağzını <laughs> açıp tabii, verirler. Plastikler. Plastiğin bir tanesi futbolcunun gözüne geldi. Gözüne geldi ya. Biri de hakemin gözüne geldi. Ne yapacaksınız Galatasaraylı seyirciler? Ey federasyon bunlara çok ağır ceza vermezseniz ayıp size ayıp. Ayıp. Yoksa başka sahalarda size misal verecekler. Ne o ya bize geçiriyorsunuz. Çünkü bundan sonra düşme başları var. Galatasaray'a vermiyorsun bize veriyorsun diyecekler. Ey federasyon. O atılanlar nedir ya? O arada başka şeyler de var atılan. Onları hemen topladılar. Bu ne, ne burası? Sonra Trabzon'a sallıyordunuz. Tam Trabzon'da bir tane şey atılmıyor. Malum da oynasa adamlar. Hadi Samiye. Hadi bakalım federasyon göreceğim sizi. Evet. Güzel oynadık. Benim bir ayda kendimizi geliştirdik diyor Torrent. Aferin. Sezon Aferin. öncesi gibi hazırlık yaptık. <laughs> Meyvelerini topluyoruz demiş Levent abi. Maçın hareketini kim yaptı biliyor musunuz? Maçın hareketini kim yaptı biliyor musunuz? Üçüncü golde Fegouli yaptı o topa dık diye koyması var ya 6-7 kişi oyundan düşürdü abi. Dört Başkası yapamazdı yapa. Hocam üçüncü top var ya. Dört, çat çat çat, çat dedi ya. Tabii. Attı. O, o maçın hareketi o. Yoksa diğerleri yapamazlar o hareketi. Aynen. O, işte yani. Ne yapacak ya? Bir harekette o kıyas gerektirir. Hocam. Boş, ayak dışını yani. çocuk. Hocam, hocam şey. bak diyor ki bir ayda gelişiyor falan Ender'e söyledim. Bunlar 55. iyi oyuncular dakika, abi bunları tabii. koruyalım. Hocam 55. dakika var bir görüntü gördüm. Gomis girecek o ara baktım inanamadım. Bençte eşortmanlarla böyle oturuyor. Fegüli hala takım mağlup böyle oturuyor ya. 55'te ısınmaya kaldırmamış. Levent abi İsa oynuyorsun. Fegüli'ye ihtiyacın var. Hocam. Bak. Ya bak, 55'in 55. Böyle, bir dakika. Bak böyle Böyle, böyle, He? böyle bir adam hocam bak. Böyle bir adam bak. Öyle şeyin önünde böyle dönüyor. Arkalara bakıyor. Bir de bazen de şöyle yapıyor falan. Bakıyor işte. Ben de seyrediyorum öyle. Seyircinin hareketli George teknik direktörden fazla. Ruhu gitmiş bir teknik direktör var Galatasaray'da. Ruh gitmiş. Ruhunu teslim etmiş adam. Yani burada yardımcılık yaparak bunun büyük bir ihtimalle antrenman bilgisi vardır. Onu Tabii. söylüyor. Bir ayda geliştik. Onu anlatıyor. Taktiksel ne? önüne ne gelişti? Yok. Hangi oyuncular oyuna girdikten sonra oyunu çevirdi? Böyle bir bakacaksın. Ki şimdi bazen hocaların aldığı kararlar sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin gelip çıktığı etkilemiyor. Bazen etkiliyor. Babel'in girişi etkiledi. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Rotasyon Niye yapıyor rotasyon evet, ya. yani şey var ya iki kupa maçı var, Türkiye Kupası var. Eee e, başka kup var. Saçma ne? bir açıklama ya. Galatasaray yönetim buna hesap ya, tamam. sormuyor. Sayın ya. başkan, insanlarla güzel işler yapıyorsunuz. Ba hani bize bağlanıyorsunuz ya. Bir de bu teknik direktör için bağlanın ya. ya. Işıtan Gün, rica ediyorum senden bir çık da bir konuş ya. Bir konuş bunun için ne diyorsun? Sen Hollanda'daki kulübün sahibisin ya. Bir dakika dur bir dakika haksızlık yapma. Işıtan gün bana haber yolladı bir yaklaşım vasıtasıyla. Fatih Terim'i korumusun der demiş. Sana mı düştü lan Fatih Terim'i koruyup koruma bak. Sana mı düştü? Sana ne lan sen? Topun içinden nerede geldin? Hayatında Hocam her şey zeval olmaz dersen bunu kendisine He? sordum. Ben böyle bir şey söylemedim dedi. Ha, ha güzel. Açıyorum. Tamam. Güzel. Söylemedim dedi. Ben kendisine sordum ama sizin açınızdan değil. Elçiye zeval olmaz bana. He. Bana söylediğini söylüyorum. He. Ben öyle bir ifade kullanmadım dedi. Ben Sana Erman... bir şey söyleyeyim mi? Erman... Kim söyledi biliyor musun? Işıter. Sağ solun oynamasın. Şimdi şimdi söyleyeceğim. Önder Karaduman. Hani Trabzonlu var ya havalimanlarını yapar. Ulaştırma Bakanlığı. Önder Karaduman söyledi. Yalan söyleme. He adama böyle iterler işte. Söyletmeyecektim bunu söyledim. Önder Karaduman. Önder Karaduman seni yalancı diyor. Önder Karaduman. Seni yalancı olduğunu zannetmiyorum. Sen Trabzonlusun. Seni yalancı yaptı Önder Karaduman. Işıtan'ı tanıyorsan. O baş oynayan. Tamam o zaman hocam sen öyle de hocam. Öyle O zaman O zaman bırak. Lütfen. O zaman sen de yalancısın öyle Önder demeyelim. Karaduman. Beni tahrik etmeyin. Öyle demeyelim. O zaman Önder Karaduman yalancı. Ee, Trabzon'da cevap tip bir adam. Cevap hakkı da baki herkes için. Arkadaşlar yok öyle hikaye. Ben bir şey söylüyorsam Oturun. Bak mecbur etmeyin. Hadi bakalım şimdi çıkarın işin içine. Ya, Aa, şimdi yani bir, bir söz var. Önder Karaduman çıksın bağlansın. Benim arkadaşım telefonumu açın. Yabancı. Önder Karaduman çıksın bağlansın. Sen yalancı dedi Önder Karaduman. Sen Trabzon'da bayağı sevilen adamsın. Bilinen adamsın. Sana yalancı diyor arkadaşım. Hadi temizleyin bakayım. Ya işte böyle. Yok abi yok öyle. Daha edeceksen Solova da varım. Charles da hocam, varım. Stubiş'te de varım. Birisi diyor ki ben söylemedim. Evet. Beyan esastır şu anda. onu o beyan ya da diğer diyecek ki hayır söyledi. O ya şekilde. Adamdan benim öyle şeyim yok çok fazla. Şu sıralar görmüyorum Önder'i. Telefon işte. açtı. Ama işte dediğim gibi. İşte ben söylemedim demiş. Tamam. Ben söylemedim sözüne de güvenmek Levent Bu zorundayım. çok öyle, e öyle demiş. Evet. Ben de diyorum ki Önder kanalıma. saray alancı dedi. Hadi buyur buradan yap. Ben sadece birazdan gelir ne oluyor? Canım. O geçen sefer bir önde program Ha işte. çıksın bu işler meydana. Çıksın abi bu işler öyle oynamayacaklar abi. Sağ doğru, sollar oynamayacak. Şimdi telefonuma bakıyorum Önder bağlanacak mı bağlanmayacak. Birinden biri yalancı. Evet. Ama dediğim gibi. Ayıp. Beyan esastır. Biz o beyanı şu anda e, inanmak Hocam, durumundayız. bana söylenir ben söyledim. Eğer onun söylediğini kanıtlayamazsa o konuda kim tabii ki onlar özür diler Tabii ki. Mi? Herkes Iştandı'ya özür diler. Tabii o ki. Zaman. tabii Soru ki. Tabii yani. Tabii ki. Hoca burada kendisini zor durumda kabul ediyor. Yani yalancı duruma düşmediğini söylüyor. Ama yarın çıkar adam dersin ki ben böyle bir şey daha söylemedim tekrardan. Bunu doğrulayamazlarsa herkesin özür dilemesi lazım Şimdi Bize bu. verilen penaltı Galatasaray aileliğine verilir miydi? Yusuf'un pozisyonunu da tartışsaları iyi olur. Her maç artık çok önemli. Tartışsınlar yorumcular bunlar. E, yorumcular bunları tartışsın. Vallahi demiş. ben bir, bir şey söyleyeyim. Hakem da. olayına bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi de söyleyeyim mi sonradan? Bakın teknik olarak şöyle. Maça çıkıyorsun. Bir oyuncuya foul yapıyor. Önce ben yapıyorum. Sonra ben ikinciyi yapmıyorum. Ender yapıyor. Sonra Reha yapıyor. Sonra Levent yapıyor. Hakem, hakemse akıllı bir, doğru hakemse şunu diyecek beyler. Teker teker yapıyoruz. Abi ben ilk defa yaptım diyor. Yok öyle hikaye. Söyleyeceksin beyler. Bu adama teknik tek faul yapmayın. İkinci yapan adama vereceğim. Ender birinci de yapsa car geçireceksin. Bak şimdi. Bu zekaları çalışmıyor. O kadar yok bunların hakemlik zekası. Sırayla yapıyorlar. Beş kişi sırayla yapar. Ee, hepsi kurtulacak. Yok öyle hikaye ya. Ben o adamın sakatlanmasını engelleyeceğim. Bugün kral kimse. Belki de Ömer Bayram olacak bugün oynayan. Kral. Maçında da mı olacak belki? Çok iyi oynuyordur. Bu sefer rakip onu durduracak. Ömer Bayram'ı durduracak. Onu koruyacaksın. Evet bunu da söyledim geçti. Lize Şimdi... Şimdi... Spor'un en iyi oyunu diyebilirim sezon başından bu yana demiş Bülent Korkmaz. Mücadeleyi özellikle ön plana çıkartarak. Doğru. Vallahi ben e, maçı seyrettim bilmiyorum. İlk yarısında Marka ile Yusuf'un girdiği bir pozisyon var. Hiçbir faul yok. Hoca faul dedi yardımcı hakeme geldi. Kendi ayakları birbirine çarpıyor. Kendini yere atan bir oyuncu. Yusuf nasıl ona faul diyor Bülent Korkmaz? Ya, Kenarda gördün değil mi hocam Evet onu? ya Bülent Hoca tabii takımını koruyacak. Söyleyecek de esas burada Dominik Torrent'ten konuşmak gerekir. Yani az önce rotasyonda diye ya Ender. Rotasyon yapabilir bir antrenör. Tamam anlarım ama yani Galatasaray'ın sezon başından beri şimdi Fatih Hoca çalıştığında da Avrupa'da ayrı bir o mesaide farklı bir oyun oynuyordu. Ligde. Ligdeki bir kimli oluşmamıştı. Hatırlıyor musun? Konuşuyorduk Galatasaray oyununda. Şimdi iki aydır Torrent'le de bir kimlik oluşmadı. Aynı zamanda devamlı arayışta. Devamlı ilk 11'ler değişiyor, oyun değişiyor ama Galatasaray takım bir birçok bir e, uygulamada sağ içinde hem başta ofans ve savunmada hiçbir şekilde gelişmiyor. Sıkıntı bu. Yoksa rotasyona bir antrenör gider ama sen bir kimlik kazandırsın önce. Yani bu kısa vadede hep söylüyorum. Yani hem Torrent hem de bir teknik adam bu kısa sürede bazı belki böyle bir anda çok şey değiştiremeyebilir. Ama daha pragmatik olur. Bir kere en basit oyuncuları tanırsın. Doğru hamleler hmm. yaparsın, oyunu doğru okursun değil mi Levent evet. abi? Duran top organizasyonuna çalışırsın, sağ için okursun. Bugün sol kanat çok iyiydi. Mesela sağ kanada hamleler yaparsın, oyun çağırıyor. Gomis alırsın, Mustafa ile kalsın, orta sahadan ben bir oyuncu çıkartayım. Geç geldim, seni yani, tam dinleyemedim burada. Mesela Anladın bu, bu evet, bunları yapmak gerekir. Bir de Getson'la ilgili bir de şunu söyleyeyim mesela. E, sahipsiz top bugün 14 tane kazanmış. Var. Bak 14 tane sahipsiz top kazanıyor. Galatasaray'da en fazla sahipsiz top kazanan Stoper Marko 9 tane. Yani herhalde eee çıkıldı Tayland ve e, Berkan 3'ü kadar herhalde neredeyse Gerson tek başına çok çok hiç üçü falan değil. Gerson yani Fernandez tek başına Berkan o, var diyorum ya. Berkan Berkan top, e, kay, top kaybı, top kaybı 1. ikili mücadele Berkan'ın 6'da 3, sahipsiz top altı tane kazanmış. 14 tane e, kazanmış şey. E, yani Gerson Lerv... Fernandez, Taylan ise 3 top sahip sof kazanmış. Yani ikisinin toplamı kadar 72 topla buluşma 72 Fer Le Levent Ben dedim ki e, Ender'le konuştuğumuzda tek başına Fernandez Galatasaray orta sahasını maçta hem savunmaya mucum olarak ofansta esir aldı. Doğru mu? Tek başına esir aldı. Kitledi. Tek başına Onu üç oyuncu. hiç tanımamış. Bak geçen seneden bak bir şey sana söylüyorum. Hocam ben bir teknik direktörüm. Ben takımımı Rize maçını hazırlıyorum. Bunların en flash oyuncusu kim? Fernandez. Geçen sene almamışız. Yeni değil. Ya ben geçen seneki Galatasaray maçlarında... Fernandez'in nasıl oynadığını yaparım... ...ona göre önlem alırım. Bunun böyle bir çalışması yok. Bunların defter kağıtları koltuklarının altında... ...bir tane defter var. Orada kuruyorlar sistemi. Şu kadar koşulacak, şu antrenmanlar yapacak. Bunları biliyor. Taktiksel yönünde yok. Kenarda müdahalesi yok. Maçı izleyen bir hoca. Galatasaray Allah'a emanet yani. Ben bir şey söyleyeyim. Başka... ...hoca ile yürüme şansı yok. Bak Bugün... Oyuncuların performansı giren 3 oyuncunun tecrübesiyle maçı kazandılar ya. Geçen hafta da işte o Gomis'le evet. işte anlık böyle işte ya bir penaltı o oldu. O Göztepe'nin hatası. Tabii Orada iki tane bireysel yaptığı yaptı. gereksiz evet. penaltılar anlık böyle o dokunuşları da doğru yaptı. Birkaç i̇şte, tecrübeli bir... oyuncunun bireysel böyle... yeteneğiyle. Bak, bak Ender ne güzel söylüyorsun ha. birkaç oyuncu. Feguli diyorum 55. dakikaya vallahi baksınlar kulübede oturuyor adam ya. Bir sahada Fegüli sen gol lazım sana. Yani... Feguli'yi ısındırmaz mısın? Sen bu kadar ya mı takımı tanımıyorsun? Görüyorsun hocam orada Taylan, Berkan ve Çiçirdağ'ın <laughs> bir iş yapmadığını. Ya bak, yapmadı. Sağ, bak şimdi sağ çizgide Emre de hiçbir şey yapmadı bugün. Şimdi Feguli'yi hem doğru, orta sağ. Şimdi doğru. Oradaki tercih şu olması gerek. Mustafa kalıp Gomis alıp orta sağdan Berkan ve Taylan'ın birini al. Çıkıldığı oraya getir daha ofansif. Çizgiden de Emre'yi çıkar. Feguli'yi al. Sağ tarafa da boya al çıkar Omar'ı. Yani böyle bir radikal bir şoklama Omar'da yap. Da sıkıntı Bak geçen bugün. hafta ne oldu evet. konuştuk burada hatırlıyor musun? Aynı iki, bak Levent abi antrenörlük diyoruz ya hani e, oyun okuma, yön verme hep söylüyorum orada simülasyon. Geçen hafta Abdullah Avcı ilk yarı 2-0 mağluptu doğru mu Kayseri Spor'a? Girdi ikinci yere ne yaptı? 3 tane değişiklik yaptı ikinci 45 evet. dakika doğru mu? 60. dakika 2-2 yakaladı anında ya son 10 dakika yine koy, bak antrenör farkına koy soktu yine ofansif son 10 dakika yine riskler aldı kademeli. Son dakika işte bak Emin'in penaltısına galip geldi. Galatasaray takımı 55. dakika kendi evinde hucunda mağlup bir maç çıkamıyor. 2-1 evet. mağlup. gösterdi. Kameralar siyah orada şortman böyle maçı seyrediyormuş. Ya. ya. Ben Sen dedim nasıl ki yani teklif bunun üzerine ya? konuşulmaz bir şey yani, yani. Artık hiçbir şeyle anlatamazsın. Her defa söylüyoruz. Yani geçen gün yani de şeyde Cüneyt gitmişti Hıncal abiye. Öncel abi de dünya lafını söyledi. Ya biz görüyoruz onlar görmüyor. Ya Galatasaray yönetimi Allah'ını seversiz. Yani her şeyden elinizi ayağınızı çektiniz mi ya? Tamamen kitleniniz mi mali kongreye? Ya yani nedir yani seçime, seçime mi gideceğim diyeceksiniz. Yani diyeceksiniz büyük bir ihtimalle de. Yani ona hazırlık mı yapıyoruz? Ben bunu anlamıyorum ya. Bu teknik direktörle gitmez işten gün. Söylüyorum arkasında durma. Ogan Tarın aklına kanma. Ogan çok biliyorsa gelsin teknik direktörlüğü o yapsın. Çünkü futbola karışmayı sever. Çok seversiniz yani bu işleri. Yani orada, üzerinden ben, Ben, söylerim abi ben Galatasaray Kongresi. Ben neyin olduğunu bilen adam Ender. Çıkıp benim karşımda korusunlar. Ben hepsinde konuşurum bunlarla. Bana çıkıp konuşamazlar bunlar. Ben Florida neler döndüğünü biliyorum. Kendi ortamlarını sürsün diye domanek denetle mi katlanacağız biz? Kendi sistemini sürsün. Orada devamını sistemi devam ettirin. İstediğiniz gibi at koşturun. Domanek hocalık yapsın öyle mi? No, sıfır katkısı var hocanın ya görmüyor musunuz? Sıfır katkısı var. Bugün bu seyirciye teşekkür edin. Yatın kalkın dua edin. Galatasaray taraftar 35 Hakikaten bin kişi muazzam muazzam şu sonuçlarla. 35 bin 35 kişi bin geldi. Kişi ben, ben kişi Alanya'daki verdim. maça da baktım. Hatay'daki maça da baktım. Bir İzmir'deki maç doluydu. Evet. Giresun'da doluydu. Yani iddiası olan maçlarda. Bugün Galatasaray taraftar küsmemiş. Ya 35 bin kişi Tabii. gelmiş. Bu biletlisi. Ama zor zamanlarda taraftarlık önemli. Ama gelmez zaten, bazısı. Hı. Gelmedi geçmişte. Doğru. Allah aşkına. Galatasaray taraftarı hiç durmadan geldi. Bugün kendinizi hocayla mı kazandınız zannediyorsunuz? Ee, şu Getson Fernandes'in Fernandes o paylaşımı gelmedi mi daha? Bir paylaşım yapmış. Ee, orada biraz o önemli tam bizim e, buradaki Erman Hoca'nın sözlerini çünkü doğrulayacak bir paylaşım o da. E, onu hemen paylaşabilsek verebilsek iyi olur. Çok az bir süre kaldı. 4 dakikadan az e, maçı e, ekrana getireceğiz. Hani o maçı izlemek lazım özetini. Çünkü hem 5 gol hem pozisyonlar yani yayıncı kuruluştan da ucu ucuna geliyor. Çünkü onlar da zorlanmıştır diye düşünüyorum bu kadar şeyi o kadar kısa süreye sığdırmaya. Bilemiyorum inşallah bizim istediğimiz bütün pozisyonlar vardır. Üzerinde konuşabileceğimiz. Yalnız bu Gersan Fernandez konusunda Erman abi yüz yüz katılıyorum. Foul vardı. Katılıyorum ama bir şey söylüyorum hocam. Bu Kerem Aktürkoğlu'na da vurmasınlar ya. Yani ona da yapılanlar az faul değil ya. Bir bakın yani ona da. O da yalnız Levent abi kısa bir şey söyleyeceğim. Kerem büyük başarı geldi. Evet. Üçüncülükten çok iyi iş yapıyor. Biraz daha dikkat etsin. Sağda kendini oynamaya başladı. Farkında mısın? Abi, pas opsiyonları var geçecek, bir şey. Ali biraz, hayır, ya yani biraz daha hareket jest bir miktar. Dikkat etsin. Genç bir kardeşimiz. iyi olmasını istiyoruz. Ama onu da vuruyorlar. Kerem'e mi diyorsun? Bak Kerem'e. Kerem Hocam Kerem, hakikaten de ayakta aynı durmaya gayret bak aynı yer. Var, aynı odada değildik. Aynı, aynı biraz şeyi Ayakta durmaya A gayret etsin aynı. biraz. Öyle öyle, <laughs> öyle 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 hemen cin olmadan şeytan olmasın. <laughs> aynı odada da Fernandez'den Kerem'in olayları <laughs> aynı değil. <laughs> Fernandez yere sağlam basa <laughs> basa gidiyor. Kerem uça uça gidiyor. Şimdi <laughs> bazı şeyleri söyleyeceğim size.